Sinan Polat'a neye? Şeye mi bence gidelim? Emrullah'ı alalım. Emrullah'la başlayalım. Sevgili direkt. İzleyiciler, bu dosyayı başından beri birlikte takip ettiğimiz o çok da güzel detaylara ulaşıyor tabii. Bunu YouTube programlarında da en ince ayrıntısıyla sizlere aktarıyor, bizlere aktarıyor. Emrullah Erdinç, ayrılmaz parçamız Emrullah. Hoş geldin. Ya gerçekten sana burada doyamıyoruz. Bir de akşamları YouTube kanalına giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun evet. Öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Oradan yayınlar yapıyorsun. Hayır. En sıcak bilgileri oradan aktarıyorsun. Bayağı bir tempon yoğun bu aralar. Bayağı bir yoğun. Yani. Sen de uykusuz kaldın bayağı. Yapacak bir şey yok. Sabaha kadar sıra. Adliyedeydin herhalde o gün değil geçen mi? Geçen gün. Evet, evet o gün. Tutuklandıkları gün adliyedeydim yani. Sonra şimdi sen ifadeleri okudun. Yılların gazetecisi olarak en çok neye şaşırdın ifadelerde? Dilan Polat'ınkini okudun, Engin Polat'ınkini okudun. Aslında hepsini. Böyle şaşırdığımız hani bir şey yoktu. Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten bildiğimiz şeylerdi. Yani şöyle söyleyeyim bildiğimiz şeylerdi. Burada yayınlara da katıldığımızda hepsini söylüyorduk. Ne olacağını, nasıl biteceğini, nereye gideceğini bunların zaten bütün hepsini söylüyorduk. O yüzden yani beni şaşırtan bir şey var mıydı? Dosyanın içerisinde ben hiçbir şey şaşırmadım. Kara parayı da, örgütü de, atıyorum vergi kaçırmayı da bunların bütün hepsini zaten dosyada gördük. Bildiğimiz şeylerdi. Hani sadece şunu söyleyebilirim ben. Hani madem buna şaşırmak değil de ben mesela cezaevinden adliyede yani bir dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda Polat ailesinin yakınları vardı. Etrafım sardı. Hiçbir gerilim yok. Hı. Beni çok güzel böyle ağırladılar. Sohbet ettik. Gayet güzel böyle bir konuşma oldu. Süreci kötü yönettiklerini hani yayınlarda ne dediysem çıkmadı mı dedim. Evet. Çıktı dediler. Yani bunların da olacağı belliydi. Süreci kötü yönettiler. Kötü yönetmekten kastettiğim hep burada söylüyorduk. Eğer ki hani şu an hani Dilan Polat cezaevinde olmak istemeseydi yapacağı tek bir şey vardı. Hep burada yayınlar sürdük. Devlete de gidecekti. Aynen. Yargıya gidecekti. Yardımcı olacaktı. Şimdi ifadeye de bakıyoruz. İlk ifadeyi alırken orada polisler soruyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musun? Yani etkin pişmanlık ne? Eğer sen orada etkin pişmanlıktan yararlanırsan bu yapıya dair bilgileri verirsen itirafçı olursan. Tabii ki itirafçı olmak. Hı-hı. Yani daha doğrusu itirafçı bildiğini anlatmak. Hı-hı. Bunları anlatırsan doğal olarak senin alacağın ceza düşecek. O zaman belki de cezaevine girmeyeceksin. Çocukların yanında olacaksın. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Hı-hı. Ama etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum diyorsun. Sence neden etkinlik pişmanlıktan yararlanmak istemiyor? O kendisi bileceği bir şeydir. Hani onu bir şey söyleyemem. Hani ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Hani baktığınız zaman birçok şeyde hani bilmediğini söylüyor. Evet hani bilmeyebilir. Bu anlamda hani şey değil ama imzalarım var. Bu imzaları sana kim attırdı? Neden attırdı? Hani ifadeleri zaten söylüyorsun. İşte Engin bana diyor hani takip ederdi diye söylüyor genelde. Bilmediğinin sorular olduğunda bilmiyorum diyor. Bazı konular gelince Engin ve muhasebeciler takip ediyor diyor. Sen YouTube kanalında da söylüyorsun. Sanki Dilan'ın dünyadan haberi yokmuş gibi hiçbir şeyi bilmiyorum bilmiyorum. Kaç soruya bilerek cevap verdi? Çok az. Çok az yani bilerek verdiği kaç soru. Kaç soru vardı mesela ona sorulan? Şimdi tek tek saymadım. Tamam. Yani 31 sayfalık bir ifadeden bahsediyoruz. Yani bir tek şey tek var böyle... 25 soruya doğru, bilmiyorum. Doğrudur. Demiş. Doğrudur. Çünkü çoğu soruya bilmiyorum bilmiyorum. Yani o paraların hani normal kozmetik ürünlerin satışlarından geldiğini sanıyordum gibi açıklamaları var. Ama genelinde verdiği cevap bilmiyorum üzerineydi. Şimdi ama biz hep burada yayınlarda da konuştuk. Bilmiyorum demek bir şey ifade etmiyor. Kanunlar önünde. Bu şirket senin mi? Senin. Şimdi bu şirketin üzerinden bakıyorsunuz parça parça bir yerde 80 milyon, bir yerde işte 70 milyon, bazı yerlerde 150 milyon liralık bir para çıktısı var. Bu para çıktısı öyle yani şirkette işleten bilir, ticarette ilgilenen kişiler bilir. Hani bir şirketten parayı böyle çıkartamazsınız. Nakit çekiyorsunuz. O para nereye gitti belli değil. Kime verdiğiniz parayı belli değil. Nereye gitti? Sadece şu kişi parayı nakit çekti. Bakıyorsunuz o paralar Sezgin Polat'ın hesabına yatırıyor. Neden? Şimdi devlet diyor ki bana bunu açıkla diyor. Yani siz diyor kendi şirketinizi bu öyle bir şeydir. Yani kendi şirketlerinizi dolandırıcılık yapmak üzere kuruyorsunuz ve devleti dolandırıyorsunuz ve para aklıyorsunuz. Bu parayı neden şirketten çıkartıp evet. Başka bir şirkete göndermiyorsunuz da çünkü onu devlet takip ediyor. Şahıs üzerine yatırıyorsunuz. Şimdi bunların hiçbirine cevap veremiyorsunuz. Cevap veremediğiniz yerde de yargı diyor ki ben diyor sizin bilip bilmemeniz benim için önemli değil diyor. Siz diyor bu şirketin diyor sahibiyseniz, ortaysanız, yetkilisiyseniz ve imzanız da varsa ben sizden bunu çıkartırım.
Emrullah, evet. Bugün günaydın'da ilginç bir ayrıntı var. Seda Nur Günaydın'ın imzasıyla tutuklanan Engin Polat verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için şu savunmayı yaptı. 25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım dedi. Bu nasıl bir harçlık? Çünkü bazı şeyleri açıklayamadıkları yerde, çünkü hani bu harçlık olarak işte gönderemeyeceğiniz için, bir şirket hesabından parayı çıkartamayacağınız için, şirketin sahibi de olsanız o parayı çıkartırken neden çıkarttığınızı belirtmeniz gerekiyor. Lazım. Tabii bir ticaret faaliyeti olabilir. Ticaret faaliyeti dışında o parayı çıkartmanız imkansız. Zaten sahte faturaları da sanki ticaret yapmış gibi o yüzden kuruyorlardı. Evet. Ama burada evet dediği gibi bazı yerlerde diyorum işte genelde hep böyle harçlık. Sezgin Polat'ın hesabına harçlık olarak veremezsin. O 18 milyon liralık bir harçlık var mı yani? O savunmanın hiçbir önemi yok. Önemi yok. Komedi yani, evet. Gerçekten. Yani evet. Hatta kendisi için daha da kötü bir durum. Ha. Bu ifade. Bu ifade tabii daha ki kötü. Yani. Evet. Yani çünkü sen şirket sahibi olarak böyle bir harçlık veremezsin. O para senin paran değil. Yani o para devletin kontrolü. Şirketin de olsa devletin tabii. Vergi kontrolünde olan bir para. Sen onu hani ben ona harçlık verdim, buna harçlık verdim diyemezsin. Yine yani o parayı tabii ki yani. o parayı hani birine aktaracaksa da bunun bir açıklaması olması gerekir. Evet. Tabii. Ve yine bir şirket üzerinden bir hizmet malı alması gerekiyor. Sadece şunu yapabilir. Yönetim kurulu bir karar alır. Şirketin kazancından bir kendilerine bir pay aktarabilirler. Ama o payı aktarmadan önce de vergisini ödemeleri gerekir. Şimdi bunların hiçbirinin vergisi ödenmiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim madem öyle. Dilan Polat'ın şirketi üzerinde hani bakıyorsunuz yani bir şirketinden söylüyorum kaç 80 milyona yakın bir para girdisi var. Bunun vergisini vermesi gerekiyor. Verdiği vergi 5 milyon lira. Oysa devlete ödemesi gereken vergisi için söylüyorum. Çünkü o kar olarak göründüğü için söylüyorum. 28 milyon lira bir para ödemesi gerekiyor. Yani 5 milyon ödüyorsunuz, 23 milyonu nerede? Yok, evet. Ödemiyorsunuz. Evet. Şimdi devlet bunun hepsinin hesabını soruyor. Evet. Emrullah, sen bizim yayına geldiğin zaman o işte MASAK incelemesi başladığında, ön rapor açıklandığında şunu da söylemiştin. Fiziki teknik takipler başlayacak. Yani şimdi çok ayrıntısına sanki girmek istemedim. Sana da kulak vermemişler gibi. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şimdi iş yerlerine baskın yapıldığı gün. Yakın zamandan bahsediyoruz. Hı hı. Evet. Bir önceki perşembe gününden bahsediyoruz. Hı. O gün Dilan Polat ile çalışanı arasında bir diyalog gerçekleşiyor. O diyaloğa girelim. Cansu'yu arıyor, çalışanını arıyor Cansu. Cansu onu arıyor, Dilan'ı arıyor. Dilan Hanım, Cansu'nun telefonunu aldılar. Burcu, pardon, özür dilerim. Çalışanı Burcu ile aralarında geçen diyalog. Burcu diyor ki Dilan Hanım, Cansu'nun telefonunu aldılar galiba. Dilan da Cansu'nun şahsi telefonunu neden alıyorlar ki diyor. Burcu, bilmiyorum, sen buranın nesisin dedi. Cansu dedi ki müdürüyüm, alayım telefonunu dedi ve aldı. Bunun üzerine Engin Polat devreye giriyor. Cansu telefonunu vermesin, ne alakası var? Burcu da aldılar direkt mesajları. Engin Polat, avukatlar geliyor, avukatlara söyleyin deyince Burcu Gülen, Dilan Hanım bence siz mesajları hemen geri çekin. Biz de hemen çıkalım gruptan, silelim. Yönetici siz misiniz? Grubu direkt silin. Dilan Polat da grupları komple sil hayatım, temizle sonra da hepsini diyor. Aralarında 20 dakika demek ki yani şimdi Dilan hiçbir şey bilmiyor diyoruz, hiçbir şeyden haberdar değil diyoruz ama böyle de bir diyaloğa baktığın zaman bir şeylerin de farkında. Şimdi bunun devamında bu açıklamayı Dilan Polat şöyle yapıyor. O grubun içerisinde benim müşterilerimin bir takım özel görüntüleri var. İşlem yaptırırken görüntülerimiz var. O görüntülerin hani görünmemesi için sil talimatını verdiğini kabul ediyor. Şimdi o zaman ben burada hani bir şey söyleyeyim. Birincisi siber, yani bilişim şube diyelim. Bilişim şube bu incelemeleri yaptığında müsteşem görüntüler, yani birilerinin özel hayatlarına dair fotoğraflar falan varsa o fotoğrafların yedekleri alınmıyor. O fotoğraflar anında sistemden siliniyor. Yani devlet zaten onları kayıt altına almıyor. Devlet telefonda çıkan bilgilerde sadece suç unsuru olanları dosyaya koyuyor. Yani orada müşterilerin hani özel görüntüleri, başkalarının özel görüntüleri, bunların hiçbiri devletin kayıtlarına girmiyor. O yüzden de tabii ki hani bu konuşmada yaptığının o olduğunu ya da öteki amaçlı olduğunu şimdilik hani bir şey söylemeyeceğim. Emrullah, ama şunu biraz söyleyebilirim ki hani
bazen diyorduk ya işte yani konuşamadığımız alanlar var. Evet, konuşamadığımız alan o zaman işte teknik ve fizik takip dediğimiz. Zaten teknik takip dediğimiz bizim telefon denemesiydi. Evet. Zaten bunlar hani şey diyeyim hani bizim bildiğimiz hani şeylerdi. Evet. Olduğunu da hani biz tabii biliyoruz. Tabii süreç öyle ilerliyor. Tabii ki hani bu yayınlarda da söylüyor. Evet. İstedikleri kadar silsinler. Bunun sen hiçbirinin önemi yok. Defalarca söyledim. Gülşen'in dediği gibi biraz kulak verselerdi ya da sil talimatı derken zaten siber suçlar geriye dönüp bunları yakalayacağı bilseydi belki böyle bir konuşma geçer miydi? Konuşma bir şey değil. Daha vahimi var. Ciddi misin? Bence daha vahimi var yani. Ne o? Çıktı mı? Daha vahimi. Çıkacak daha vahimi mı? Ben hani YouTube kanalında biraz böyle bir bahsetmiştim. Neydi? Bence ben o var. Engin Polat'ın hayır. Ha? Yok yok Sıla'nın değil. Engin Polat'ın bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütüyle. Evet. Çok tuhaf. Konuşması var. Ona da girelim. Ona gireriz. Onu anlatacağım. Önce şurada bir şey dikkatimizi senin de çekti. Hala diyor ki magazin geldi mi? Hala influencer kafasında. Influencer kafasında yani sen olayların kafasında. Ciddiyeti ve vahamettinden haberi şunu yok söyleyeyim. Mu hala ya? Şunu söyleyeyim. Bu işlerin hani böyle baktığımız zaman ana merkezinde evet Dilan, Engin Polat ve Ahmet Gün görünüyor. Evet. Bir büyük olasılıkla dosyaya baktığımda da bu sistemi bana göre hani kuran kişinin de böyle kuvvetli ihtimal Ahmet Gün olduğunu görüyorum. Dosyadan okuduğum kadarıyla. Ahmet Gün o kadar yanlış yönlendirmiş ki hatta burada yayında bahsediyorduk ya bir açıklamalar olmuştu kamuoyuna. Evet. Yani özür mü diliyorsunuz, yargı mı dağıtıyorsunuz diye de burada eleştirmiştik. Bir avukat kalemi aldı diye. Zaten avukat olarak da Ahmet Gün'ün kalemi aldı. Belli çünkü telefon konuşmalarında ya da işte bir itirafta o da hani var. Hani Ahmet Gün bize şimdi iki gün sonra özür dileyecek. Bunlar şimdi, şöyle deneyecek. Yani bu olayları o kadar hafif almışlar ki. Evet. Yani Ahmet Gün bunları yönlendirirken bu olayları o kadar hafif aldırmış ki. Hafife aldıkları yerde bakın şimdi cezaevindeler. Şimdi şöyle dün yansıyan ifadelerden Mustafa Şekeroğlu Habertürk'te yer vermiş. Dilan Engin Polat'ın 3 şirketinin muhasebesini yapan Songül Kağan'ın ifadesindeki şu detaylar şok etti. Sen de bahsettin. Ahmet Songül Hanım diyor ki Ahmet Gün bana polis ifadeni alacak. Dediğimiz şekilde ifadeni verirsin yoksa yanarsın. Polat çifti yakında özür videosu çekecek. Bir iki gün konuşulur. Burası Türkiye. Sonra her şey unutulur. Özür videosu çekmedi ama dediği özür gibi bir özür mesajı yayınladılar. Evet. Böyle bir açıklama yayınladılar. Evet. Ahmet Bey'in haklı olduğu yerde çabuk unutuyoruz. Çabuk unutuyoruz. Evet. Burası kimse maalesef rezil olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye çabuk unutabilir. Yani bizim unutması önemli. Biz belki bir hafta sonra unutacağız bunu. Devlet unutmuyor ki. Tabii. Ya onlar için bu kadar bir yani düşünemedi. Şimdi bizim unutup unutmamızın hiçbir önemi yok. Biz haftaya başka bir şey konuşacağız. Hani bugünden bitecek. Evet belki sosyal medyada da toplumda da kamuoyu da bugün yarın Dilan Polat'tan sıkılacak. Bunun iddialardan da sıkılacak. Önemli bir şeyle olmadığı süre içerisinde. Bunların hepsi bizim için gelip geçici. Biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Ama iddianame ne zaman çıkacak? En az 6 ay. Kadar uzar. En az 6 ay ama ben 6 aydan da uzun olacağını tahmin ediyorum. Ne olacak? Eğer ki aradaki nöbetçi mahkeme serbest bırakmazsa bir ihtimal bu kanunlar çerçevesinde olduğu için söylüyorum başvurular. Eğer ki orada da çıkamazsa 7 ay 8 ay cezaevinde. Şimdi bizim unutup unutmamız önemli değil. Yani onlar kendileri unutacaklar cezaevinde. Evet. Yani belki de hani artık umutsuzluğa kapılacaklar. Belki diyecekler ki biz galiba uzun bir süre buradan çıkamayacağız diye düşünecekler. Evet. Şimdi o zaman muhasebesini yapmaları gerekiyordu. Yani burada çıkıp da hatırlarsınız yine bir fotoğraf vardı. Biz olayları kahve eşliğinde izliyoruz dedik. Söylüyorduk burada. Evet, bir hafta sonra senin elleri kelip şeyini göreceğiz dedik. Aynen sen hepsine ne söylediysen oldu. Gelecek dedik. Aynen. O gün yakınlarına da söyledim. Evet. Hani evet dedim ben seni söylüyordum. Kara bulutlar var o fırtınaya dönecek. Fırtına sonra kasırgaya dönecek dedim. Bütün hepsini sizi savuracak dedim. Tutuklanacaklar. Olayları böyle izliyoruz videosunda da aynen bunu söylemiştin. Bu görüntünün yanına kelepçeli görüntülerini bir koyacağız demişti. Tabii ki yani. Evet. Hani şimdi bunu yani görmemek aptallık olurdu. Evet. Emrullah verdiğin detaylardan bir tanesinde şu vardı. Sıla Doğu ablasına artık cezaevi şartlarına alışmamız gerekiyor diyor. Ve bunun üzerine Dilan Polat çıldırıyor. Ağlayarak gidin bırakın beni gidin başımdan diyor. Hafif bir iteleşme de olmuş. İteleşme. Abla kardeş arasında. Hafif böyle bir iteleşme. Yani abla daha metanetli artık alışalım diyor ama Dilan Polat kabul etmiyor herhalde hala durumu.
Kabul et, bir sor. Hani büyük olasılık da bugün bir revire gidecektir. Hani psikolojik ilaç hani yazılması için. Evet. Çünkü ancak bilindiği gibi hani doktorlar yazarsa bir ilaç alabilir. Hı. Onun dışında hiçbir şekilde ilaç alamaz. Belki önümüzdeki günler daha da sıkıntılı olabilir. Dilan Polat için söylüyorum. Çünkü bugün yarın koğuşu belirlenecek. Değişecek. Değişme ihtimali var. Çünkü yeni gelenler koğuşundalar. Yeni gelenler koğuşundan büyük olasılıkla ya yarın ya da cuma günü başka bir koğuşa geçecek. Orası daha mı sıkıntılı olur? Daha sıkıntılı olması şöyle. Eskiden bir dosyadan tutuklu olan kadın erkek aynı koğuşta kalırlardı. Yani bir aynı cezaevindeyseler aynı koğuşta kalıyordu. Fakat Adalet Bakanlığı bunu değiştirdi, bu yönetmeliği. Şimdi mümkün olduğu kadarıyla aynı dosyadan yargılanan kişilerin farklı koğuşlarda kalmasını istiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Doğal olarak Dilan Polat'la Sıla Doğu, hani abla kardeş oldukları için şu an aynı koğuştalar. Ama aynı dosyadan yargılandıkları için farklı koğuşlara konulma ihtimali var. Ha. Şimdi farklı koğuşlara konulursa en azından şimdi yanında kardeşi var. Kardeşiyle hani bir konuşabiliyorsun. Hani bir sohbet ediyorsun. Başka kimseyle konuşmasan bile konuşabileceğin yanında birisi var. Ama farklı koğuşlara konulursa yarın konuşacak kimsesi olmayacak. Hani orada diğer mahkumlarla, tutuklularla konuşması gerekecek. Şimdi diğer tutuklulara baktığımız zaman da genelde konulacağı koğuş çerçevesine söylüyorum. Ya uyuşturucu ya da hırsızlık suçundan cezaevine girmiş oradaki kadın tutukluların bulunmuş olduğu alana konmuş olacak. Şimdi bu durumda baktığımızda muhtemelen eğer böyle bir durum olursa, bilmiyorum, cezaevi yönetimi koğuşların durumuna göre bunu karar verecek. Eğer böyle bir şey olursa yani tahminen Dilan Polat için daha zorlu bir süreç olacaktır diye tahmin ediyorum. Elektronik kelepçeli salı verilmesi söz konusu mu? Pek ihtimal vermiyorum dedin ama. Ben öyle bir şey ihtimal vermiyorum. Çünkü dediğim gibi yani bakın devlet ona bakmaz. Devlet tabii ki hiçbir annenin cezaevinde olmasını istemez. Hani biz de istemeyiz. Hiçbirimiz istemeyiz. Yani hiçbir anne de cezaevine girmesin. Ama devlet dosyasına bakıyor. Sen diyor bizi diyor mağdur etmişsin diyor. Sen bize hiçbir şekilde yardımcı olmamışsın diyor. Hani elle tutulur mu bir şeyin? Hani yok. Dosyaya da baktığımızda hani şimdi insanlar doğal olarak sadece diyor ki işte anne olduğu için işte elektronik kelepçeli bırakılsın. Ama cezaevinde şu an birçok anne var. Yani sadece Dilan Polat için söylemiyorum. Evet. Yani şu an cezaevinde çocuklarından ayrılmış birçok anne var. Daha vahim durumu söyleyeyim. Hadi bunu da geçiyorum. Daha vahim durumu. Şimdi Dilan Polat'ların çocuklarına bakacak dışarıda akrabası var. Babaannesi var. Yine yakınları var. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Durumları da var. Bazı anneler var ki cezaevinde dışarıda böyle çocuklarına bakacak kimsesi olmadığı için mecburen çocuğunu cezaevi koşullarında büyütüyor. Cezaevine götürüyor. Cezaevinin özel bir alanı var. Yani çocuklar için kreş bölümü var. Şimdi orada çocuklarını büyütüyor. Şimdi eğer ki biz cezaevindeki bir anne için mücadele edeceksek benim için önce o çocukların oradan çıkması gerekir. O çocuklar için hani cezaevinde büyüyen çocukların anneleriyle birlikte kalmasın da onlar çıksın. Benim için öncelikle odur. Yani sonuçta Polat ailesi için dışarıda baktığımız zaman bakacak çocukların insanlar var. Ama bir başka açıdan bakıyorsunuz. Çocuklar büyüyor. Nerede büyüyor? Cezaevinde büyüyor. Evet. Şimdi bu daha vahim değil mi? Evet, çok. Kesinlikle. Peki 27 şirkete kayyum atandı. Kayyum atandı. Biliyorsunuz onu da biz burada söylemiştik. Sen söylemiştin kayyum zaten. Atanacak ya, ne söylediysen çıktı, onu söyleyelim sana. Evet, evet. Güzellik merkezleri ne durumda? Müşterisi var mı? İşleri nasıl? Arkadaşımız Umut Ünver'in özel haberini izleyelim. Dilan Polat'ın güzellik merkezlerinde son durum ne? İşime bakıyorum zaten. Müşteri gelmeye devam ediyor mu? Devam ediyor mu peki? Biliyorsunuz bir süreç yaşanıyor. Çalışanlar ne yapıyor? Ne için gelmeyelim? Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın iş yerlerine Ekim ayının sonlarına doğru baskın yapılmış, şirketlerindeki dijital materyallere el konulmuştu. Haberimiz Umut Ünver yaşananları yerinde takip etmişti. Burada neler yaşanmıştı? Savcılığın talimatıyla MASAK yani Mali Suçlar Şube Ekibi, siber suçlar ve vergi denetim memurlarıyla soluğu burada aldılar. Buradaki yapılan incelemeler sonrasında binadaki envanterler, bilgisayarlar ve dokümanlar araçlara yüklenildi. O ara burada neler yaşanmıştı? İçeride çalışan personelin dahil telefonlarına el konulmuştu. O gün biz de tam olarak buradaydık. Arkamızda muazzam bir bağırış, çağırış sesleri vardı. Çalışanların telefonlarını tekrardan nasıl alacağı, nasıl alabileceğini sormuşlardı yetkililere. Yetkililer de savcılık yoluyla
alabileceklerini aktardıktan sonra buradan ayrılmışlardı. İş yerlerinde yapılan aramalardan bir süre sonra ise gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşmişti. Gözaltılar sonrasında merak edilen bir konuda daha önce hizmet paketi satın almış müşterilerin ve çalışanların durumunun ne olacağıydı? Bu güzellik salonlarının ne olacağı merak ediliyordu. Az önce öğrendiğimiz bilgiye göre buraya yakında kayyum atanacak ve kayyum tarafından çalışacak. Dilan Polat'ın güzellik merkezinden çıkan bir hanımefendiye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Devam ediyor mu peki? Biliyorsunuz bir süreç yaşanıyor. Polat devam ediyor diye biliyorum ben. Siz daha önce galiba aldınız bu paketi, evet, değil mi? Evet. Bir sıkıntı, bir problem yok, yok o zaman. Aynen. Bu arada da kayyum atanmış, içeride çalışanlar falan. Yani şu an hepsi normal. Normal, her şey yolunda. Evet, bir önceki gibi. Güzellik merkezinin çalışanları ise son derece gergindi. Gazeteciyiz biz. Neden gelmeyelim? Niçin gelmeyelim? Bir soruşturma var değil mi? İşime bakıyorum zaten. Gerginliklerini hiç de hoş olmayan bir üslupla yansıttılar. Sizsiniz terbiyesiz. Bakın terbiyesizlik yapıyorsunuz. Biz kimseyi taciz etmiyoruz. Şu anda burası aktif. Az önce içeriden müşteriler çıktı. Aylar öncesinden paket alıp paketin parasını ödeyen müşterilerin hizmet gördüğü, yalnız eskisi kadar buranın rehavet görmediği de edindiğimiz bilgiler arasında. Sıla Doğu'nun yaşam merkezinde ise bir hareketliliğin olmadığı görüldü. Hemen karşısında da Sıla Doğu'ya ait bir yaşam merkezi bulunuyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz güzellik salonu aktif olarak çalışırken Sıla Doğu'ya ait güzellik merkezinin kapısı duvar. Kayyum atandıktan sonra çalışanların maaşları da düzenli olarak ödenecek. Onlar ödenecek. Bazı mağdurlar vardı. Biz işlemlerimizi iptal ediyoruz, evet, paralarımızı istiyoruz, alamıyoruz diyorlardı. Onların paraları da ödenecek. O yüzden de hani devlet kimseyi mağdur etmemek için şu an adımını attı. Bugün yarın bütün herkes, yani daha doğrusu o sistem normal rayında devam ediyor olacak. Emrullah, sen şaşırmıyorsun, tamam, ifadeleri okuduğunda, ama biz okuduğumuzda şaşırdığımız yerler var. Mesela Engin Polat'la Baldız'ı Sıla Doğu arasındaki diyalog. Ya şimdi şöyle bir şey, Sıla Doğu bulduğu faturalar karşılığında eniştesi Engin Polat'tan para istiyormuş. Gazeteci Erk Acerer'in iddiası. Pay istiyor. Pay istiyor, normal, çünkü orada çok ciddi bir para var. Yani diyoruz, yani bir pasta var. Yani bu pastadan herkes ben daha fazla nasıl pay alabilirim diye. Buradaki faturanın önemini yani de belirtirsen tabii ki özellikle. O faturalar sahte faturalar. Evet. O sahte faturalar üzerinden vergiden kaçıyorsunuz. Ya da o sahte faturalar üzerinden kara para olarak adlandırılan parayı sistemin içine dahil ederek dışarı çıkartıyorsunuz. Doğal olarak o da diyor ki, bak diyor, burada da faturalar var diyor. Buradan benim payımı da verin diyor. Yani bunlar artık kendi içlerinde de şey yapmaya başlamışlar. Hani ver paramı, al paramı. Bu arada Engin Polat'a soruluyor. Hakim soruyor tabii. Bu sahte fatura işini, Sıla Doğu'nun ayarladığı komisyonu. O da diyor ki böyle bir şey yok. Hayır. Zaten evet derse. Ya diyorum ya, şimdi bakın. Şaşıracağız. Bunların hani orada doğru söyleyip, tabii ki doğru söylemesinin önemi var. Tabii. İstedikleri kadar yalan söylesinler. Yani biz burada da söylüyorduk. Mesela örnek, hani istediği kadar delilleri karartmaya çalışsınlar dijital materyallerde. Tabii. Zaten bilişim suçlar bunun hepsini çıkartıyor. Grupları silsen bilişim suçlar zaten bunların hepsini çıkartıyor. Aynı şekilde devletin elinde zaten faturalar var. Birçok fatura var. Sen önemli olan bunları açıklayabilmen. Yani samimi bir şekilde bunları devlete ikna etmen gerekiyor. Yargıyı ikna etmen gerekiyor. Peki. Yargıyı ikna edemedikten sonra o şöyledi böyledi, istediğin şeyi söyle. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir önemi yok. Sen ifadede benim çok şaşırdığım bir nokta daha var dedin. Neydi o? Şimdi benim şaşırdığım nokta aslında, yine şaşırdım demeyelim de, çok böyle şatafatlı, gösterişli bir hayat yaşadığınız zaman, çok lüks hayat yaşadığınız zaman ve bu lüks hayatın da böyle baktığınızda hani legal olmadığını insanlar tahmin ediyorsa, bu suç örgütlerini de çeker. İşte bakıyorsunuz ki Engin Polat da bu anlamda teknik takibe takılıyor. Bir çıkar amaçlı suç örgütünün adamlarıyla konuşuyor. Kendilerine Daltonlar çetesi denen bir çete. Arada bir hasımlıktan bahsediyorlar. Gelin diyorlar, sizi barıştıralım. Bak yoksa diyor, sizin için bu iyi olmaz diyor. Bu süreci şunun için söylüyorum. Kurşunlanmadan sonra olan bu görüşmelerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Dilan Polat'ın iş yerlerine yönelik bir silahlı saldırı olmuştu. Ondan sonrasında yapılan bir konuşma. Şimdi bakıyorsunuz hani bu kişiler diyor, sizi de görüştüreceğimiz kişiler diyor. İtalya'daki Barış'ın adamları diyor. İtalya'daki Barış dediğimiz yani kişi, Barış Boyun diye geçen çıkar amaçlı silahlı suç örgütü lideri, kırmızı bültenle aranan, hani devlet tarafından da kırmızı bültenle aranan ve şu anda da yurt dışında olduğu için hani yakalanamamış olan bir isim. Şimdi o zaman diyorsun ki Engin Polat, senin bunlarla ne işin var? Evet. Daha vahim şey daha da ekleyeyim hadi size. Ekle. Devletten o kadar, bugün hani az önce hem tweet atmıştım hem de
dün akşamki yayında da söylemiştim. Devletten o kadar vergi kaçıracaksın, devleti vergisel anlamda zarara uğratacaksın. Bir de bunun üstüne yetmiyormuş gibi Engin Polat devletten polis koruması talep etmiş. Aa. Kendisine çakar aracı talep etmiş ama İstanbul Valiliği doğal olarak bunu reddetti. Hani Engin Polat'a polis koruması vermedi. Hani hem devletten çalacaksın, hani bu anlamda vergi sisteminden devletten alacaksın. Diyeceksin. Hem de diyeceksin ki bu yetmedi. Bir de devlet sen bana bir de polis koruması ver. O polis benimle 7/24 dolaşsın. Ben nereye gidiyorsan benimle birlikte gitsin. Arabamda da çakar olsun. Her tarafta böyle hani geçiş üstünlüğüm olsun. Hani öyle bir hayatım olsun diye. Bir de devletten bunu iste. Yok ya. Ama devlet ne yaptı? Ben seni korurum dedi. Nerede? Cezaevinde. Rahat ol dedi. Ben seni korurum dedi. Silivri özellikle mi seçildi? Silivri yüksek güvenlikli bir cezaevi. Kadınlar için evet. Önce Bakırköy düşünülüyordu. Ben de mesela Bakırköy diye tahmin ediyordum. Ancak daha yüksek güvenlikli ve sonradan yapılmış olması sebebiyle de dediler ki Silivri olması daha uygundur. Yani normalde baktığımız zaman hani kişilerin genelinin, tutuklanan kişilerin genelinin Anadolu yakasında oturması sebebiyle de daha çok mesela Kandıra cezaevine de gönderebilirlerdi. Orası olabilirdi. Yani ya orası olurdu tabii ki ya da Silivri cezaevi. Ama Silivri cezaevi biraz daha uzaktı. Ama oradaki hani hakimler doğal olarak hani yüksek güvenlikli olması kamuoyunda çok yer edindiği için hani daha yüksek güvenlikli bir cezaevi olmasını uygun gördüler. Bu anlamda da Silivri en yüksek güvenlikli bir cezaevi. Evet. Orayı tercih ettiler. Peki bugün takvimde bir iddia var. Şifre gözaltı kremi diye geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dilan Polat cezaevine girerken gözaltı kremi istemiş. Hatta gözaltındayken gözaltı kremi istemiş. Bu epey sosyal medyada dönmüştü. Sorgudayken polisten gözaltı kremi istedi. İddiaya göre bu bir şifreydi ve çeteye mesaj gönderdi. Paraları saklayın, delilleri yakın. Böyle şifreli mesajlar yok. Kullanılıyor mu? Yok, o doğru değil. Bu doğru değil. Yani ifadenin hiçbir tarafında. Biz de aramızda konuştuk. İfadenin, hayır, öyle hiçbir şey yok. İfadenin hiçbir tarafında, yani gözaltı öyle bir şey. Hani yok yani. Hani hepimiz... Orada ifadede bunların bütün hepsi yazar. Yani evet. İfade şu saatte ara verildi, şöyle oldu, böyle oldu. Birazdan isterseniz benim telefonumda da var. Hani açarım size de gösteririm evet. Yani. Evet. Orada hani şeyi görüyorsunuz. Dakika. Şu saatte ara verildi, şu saatte başladı, şu kişi şunu söyledi, rahatsızlandıysa hani hepsi A'dan Z'ye belirtilir. Bununla alakalı hiçbir yerde öyle bir şey yok. Hani kişiyi de bu konuda zan altına hepimiz bırakmayalım. Hepimiz polis olduk. Şimdi tabii, gerçekten herkes kriminal. Aynen öyle. Bu işin şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Gözaltı biz Müge ile aramızda da konuştuk. Acaba dışarıya verilen bir mesaj mı? Bugün gazetelerde var. Evet. Mesela Engin Polat polislerin arasında böyle yukarıya doğru bakıyor. Ona da takıl. Burada dedik acaba vücut diliyle dışarıya bir mesaj mı veriyor? Hepimiz böyle gerçekten şey olduk. Suçla ilgili şey belgeseli o kadar izliyoruz evet. Ki onların da yurt dışında ifadelerinden o sırada sağa baktım demek istedim ki çeteye tabii, mesaj sola dön falan gibi. Şimdi tabii ki bu öyle bir şey değil. Hani o dediğiniz daha hani böyle profesyonelce suç işleyen hani kişiler. Bunlar profesyonel büyük, değil gördük. Bunlar profesyonel değil. Evet. Yani onu söyleyeyim yani. Daha hani böyle profesyonelce suç işleyen bu çetelerde evet bu vardır. Ama hani bunların içerisinde bu yok. Çünkü bunlar tutuklanacaklarını bile tahmin etmiyorlardı. Hani orada tutuklandığını duyunca hani Dilan Polat çok oldu. Hani gerçekten şok oldu. Hani diğerleri de öyle. Çünkü onlar herhalde diyorum ya avukatlarının hani yanlış yönlendirmesi. Avukatları derken ben Ahmet Gümbaz'ın da söylüyorum. Diğer avukatlar için bir şey söyleyemem. Hani bundan bir şey çıkmaz. Hep o algı vardı ya yaptıkları açıklamada da. Dağ fare doğru. Ya zaten dağ fare doğru. Ne olacak ki? Bizi alırlar. İfademizi alırlar bırakırlar. Ahmet Gün'ün açıklaması da öyle. Türkiye'de tabii her yani. Şey yakında unutulur tabii hiç merak yani. Etmeyin. Tabii onları yani. Da öyle şey yaptı. Tabii ki işte o yüzden söylüyorum yani. Şimdi Ahmet Gün'ün biraz üzerine gitmek gerekir. Ben şey açısından söylüyorum. Yani. Şimdi Ahmet Gün, şimdi bunca zamandır vergiyle, muhasebeyle ilgileniyorsunuz. Muhasebe şirketiniz var. Yıllar sonrasında avukat oluyorsunuz. Evet. Niye? Dokunulmazlık elde etmek için. Aa. Çünkü şunun için söylüyorum. Şimdi Ahmet Gün'ü gözaltına alırken baroya ve İçişleri Bakanlığı'na bilgi veriyor polis. Çünkü lap diye gittiği zaman gözaltına alamaz. Yani buralarda hakim ve savcılar statüsünde avukatlarda bulunduğu için gözaltına alacakları esnada bunun mutlaka resmi makamlara bildirilmesi gerekiyor. Biz bir avukatı gözaltına alacağız diye. Şimdi avukatlık mı yapacaktı Ahmet Gün? Hayır.
Baktığınız zaman işi yine gün muhasebe şirketi var. O şirket üzerinden bu tarz böyle sahte faturalarla ilgileniyorlardı. Ama yarım bir gün başına bir şey gelirse diye kendine ön bir tedbir almış. Avukat olayım. Yarım bir gün polis beni olur da almak isterse beni alamasın. Adalet Bakanlığı'na sorsun. Baraya sorsun. Ki zorlaşsın gözaltına alınması. Buraya geldi ama zorlaşmadı. O yüzden bir kavram kargaşası yaşadık. Avukat mı yazalım size dedik. Mali işlerden sorumlu avukat. Tam falan avukat evet. Böyle bir gitti geldi. Hiç girdi duruşma yok ya. Ha? Daha önce hiç bir duruşmaya girmemiş ki. Hiç duruşmaya hiç girmemiş mi? Hayır. Avukat oluyorsunuz, stajınızı tabii. Yapıyorsunuz ama evet. Yani böyle dosya alıp da avukatlık yaptı. Şu an işte şu an hani gördüğümüz bizim hani o avukatlar gibi değil, hani avukatlık hani yapmıyor. Daha çok yine finans işleriyle, hani muhasebe işleriyle ilgileniyor. Ahmet Gün'ün kızları Beyza Nur, Ceyda Nur Gün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına da savcı itiraz etti. Evet. Bence tutuklama ihtimalleri yüksek. Kızlarında. Tabii ki çünkü dosyada var. Onlar da tasfiyedeki şirketleri tasfiye ediyorlar. Diğer avukatın adı da 73 milyonluk bir şeyde geçiyor. Yani biraz... Peki Emrullah biraz da cezaevi koşullarını konuşalım. Şimdi rakamlar çıkıyor. Günlük harcaması 2000 lirayla başladı. 4000 yazdılar. Yok günlük harcama değil o. Şimdi ben de... Yok şu şekilde haftalık olarak veriliyor. Şimdi şöyle 1500 liraydı ama yakın zamanda yine bu artmış. Yani arttığı için de 2000 liraya çıkartılmış. Bu haftalık para. 2000 TL haftalık para. Evet, 2000 TL haftalık para. Normalde hani hani doğal olarak şey gibi düşün. Hani ekonomik koşullar gibi düşün. Birçok şeylerin fiyatları arttığı için yani normalde Haziran ayında 750 idi. Sonra bir 1500'e çıkmış. Şimdi de 2000'e çıkartılmış. Daha yeni 2000 olduğu için haftalık 2000 lira verilecek ama o 2000 lirayı da hani şu şekilde veriliyor. Yakınları orada cezaevinde banka var ya da PTT. Ya PTT'ye gönderecekler şu koğuşta kalan şu tutuklu için diye bunu belirtmeleri gerekiyor. O kişi de hani parası yattığı için gidecek PTT'den para alacak. Ama o parayı da genellikle bir kart gibi sistemleri var. Hani ona yüklettirecekler. Cezaevi çünkü hesabına. Cezaevinde yok cezaevi hesabı zaten. Cezaevinde mümkün olduğu kadarıyla nakit parayla kimsenin dolaşmasını istemiyorlar. Çünkü nakit parayla hani birisi dolaşırsa birisi onun parasını alır eder. Tabii, hani orada da evet hani orada da bu tarz böyle hani güçlü güçsüz muhabbeti olmasın diye mümkün olduğu kadarıyla kartlarda tutmasını istiyorlar. Ama en önemlisi de yine dediğimiz gibi Adalet Bakanlığı'nın bu çerçevede son yıllarda aldığı bir karardı. O da sosyal eşitlik çerçevesinde hareket edilmesini istiyor. İşte hani kıyafetleri getirirken markalı kıyafetleri getirmeleri yasaktır. Pahalı kıyafet olmayacak. Çok fazla kıyafet olmayacak. Eğer ki hani daha tabiri caizse pazar kıyafetleri dediğimiz o tarz kıyafetlerin hani olmasını istiyorlar. Markalı hiçbir kıyafeti, pahalı hiçbir ürünü içeri sokamaz. Yani o gördüğümüz eskiden o paltolarıydı, kazaklarıydı, eşofman takımlarıydı. Eşofman takımlarıydı. Paraya onların, dokunamayacaklar, parayı alamayacaklar. Evet, orada ise oynuyordu. Şu görüntüde ise balya balya paraları masaların üzerine evet. Atıyorlar. Dilan elinde dolar saçan tabancalarla geziyor. İşte aynen böyle düğünde de dolarları, Türk paralarını havalara saçıyorlar. Evet. Cezaevinde psikolojik olarak sık sık rahatsızlanması, ilaçla tedavi olması bu alacağı cezayı süresini etkiler mi? Etkilemez. Bunun etkileyebilmesi için adalet yargı şunu yapar. Mahkeme çıktığında der ki bu kadın psikolojik durumu nedir, nasıldır? Bunu adli tıp kurumuna sevk ederse ve adli tıp kurumu da hani bu anlamda hani çok ilaç kullanmıştır. Yani bazı kararları verebilecek, sağlıkta verebilecek kararları mümkün değildir, ifadeli mümkün değildir gibi ifadeler vermesi gerekiyor. Bu da bir heyetten geçer. Öyle çok kolay bir şey değildir bu. Yani aldığım hani, ilaçların etkisiyle geçmişte yaşadıklarımı, hesapları, kitapları unuttum falan bunlar. Çünkü diyoruz ya e-nabızda senin aldığın ilaçlar var mı yok mu? Aldığın ilaçları bakarlar. Eğer e-nabızdan aldığı ilaçlar varsa ben şu ilaçların etkisindeydim. Bu işlemler yapılırken de bu ilaçların evet. etkisindeydim derse o zaman ama e-nabızda olması gerekiyor. Yani bir hani devletin Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı bir doktorun yazıp reçeteli aldığı ilaçları varsa o zaman o yazı şeye gider. Adli Tıp Kurumu'na gider. Adli Tıp Kurumu der ki evet bu ilaçları kişi şu kadar dozda kullanıyorsa bu bunda bir takım dengesizlikler yaratabilir diye bir rapor vermesi gerekir. Heyet raporu. O rapor olmadığı müddetçe hiç kimsenin cezai indirimi sağlık koşullarından dolayı olamaz, cezaevinden çıkamaz. Ceza süresi konusunda konuştuğumuz isimlerden en çok kimin başı yanar sence? Bence en fazla yanacak yani kişi
burada. Ahmet Gün, Sezgin Polat, Engin Polat ve bununla birlikte de onların yanında yine bir tık altında da Dilan Polat olacak. Peki senin videolarında da var aslında, YouTube videolarında Ahmet abi. Hı-hı. Şoför Ahmet abi. O senin bahsettiğin şoför Ahmet abi bu dosyanın kilit isimlerinden biri. Yani, Ahmet Gün'le Ahmet olan diyalog. Ahmet Gün'ün hani şoförü orada Masak'ta. Ahmet Gün'ün şoförü o. Evet, Ahmet Gün'ün şoförü. Masak'ta baktığımız zaman hani doğal olarak Masak bunun araştırmasını yaptığında Masak'ta bazı sahte belgelerin dekontlarını veriyor. Nasıl yapıldığını anlatıyor. Sistemi anlatıyor. Hani Gün muhasebeciliğin yaptıklarını falan hani anlatıyor. O yüzden de hani onun verdiği ifade çok önemli. Peki seyircilerimiz, seyircilerimiz soruyor, Dubai, Bulgaristan, Kıbrıs'ın şeyi geçiyor sık sık, sen de bu üçgeni yazdın. Buralara kaçırılan bir para söz konusuysa devlet onlara da el koyabilecek mi? Şu an için devlet oradaki paraları el koyamaz ama hani yargılama sonrasında bu çok zor bir işlem olacak. Eğer ki yargılama sonrasında şu hesaba hani para gönderdiklerini itiraf ederseler ve söylerseler ve o zaman ancak o hesaba yönelik hani yazı yazılır. Ancak evet, Dubai'deki hani o hesaplar için Dubai'li yetkililerle hani görüşerek hani el konulmasını talep edilebilir. Ama çok zor. Ya kaçırmışlardır hani. Çünkü şu yurt dışında şirketleri var yani. Şu anda baktığımız zaman da hani Gürcistan, Kıbrıs ve Dubai üçgeninde çok sık gidip geliyorlar. İşte Gürcistan ve Kıbrıs'a baktığımız zaman da kumarın yoğun olduğu bir hani bölge ve yine aynı şekilde de iki bölgede de çok yoğun bir şekilde yasa dışı bahis trafiği var. O yüzden de hani buralardan hani bir para elde edip Dubai'de de şirketleri olduğu için, şirketi kurdukları için Dubai yani para çıkartmış olabilir mi? Bu süreç içerisinde önceki zamanlar için söylüyorum. Tabii ki olabilir ama hani yargı ona da hani ileriki dönemde bakacaktır. Ama şunu söyleyeyim, şu an zaten baktığımız zaman da hani Polat ailesi için diyoruz hani çok uzun bir süre zaten bu kötü günler bitmeyecek. Yarım gün cezaevinden çıksa da bu kötü günleri bitmeyecek. Çünkü bütün hesapları yine böyle blok olmuş şekilde devam edecek. Yargı bu anlamda şuna bakacak zaten. Şimdi bayağı bir mağduriyet söz konusu. Masa'nın ana raporu çıktığında o mağduriyet daha yüksek olursa şu ana kadarıyla yanımdan değerini toplamadım ama yani 1 milyar lira yakın bir mal varlıklarına el konulmuş durumda. TL bazında söylüyorum. Bunlara el konulmuş durumda. Yargı bunları yargılama sonunda hüküm verirse ve bu kişileri suçlu bulursa yargılama sonunda bu malların hepsi satılacak. Tarladan tutun, evlerden tutun, hani Bodrum'daki evlerden tutun, aklınız gibi bu arabaların hepsi satılacak ihale yöntemiyle. Mesela diyecek ki ben zararımı temin ettim mi etmedim mi? Bitmiyor. Derse ki ben zararımı daha temin etmedim derse bundan sonrasını kullanacakları kredi kartlarından tutun. Hesaplarındaki paraya kadar. Yani hesaplarına her para yattığında devlet o paranın bir kısmını hemen anında el koyacak. Yani aklandılar, yargı süreci bitti, yurt dışına aklandılar gittiler. Aklandırsalar bu öyle bir şey olmaz. Aklama değil. Yani bir ceza aldılar. Bu ceza çerçevesinde Türkiye'deki hesaplarında hareket edecek derken, Türkiye'deki hesaplarına para yatırdıklarında bunların bütün hepsine el konulmuş olacak. Yani sonuçta çocukları burada ödüyor, yani okuyor. Hani yarım gün çocuklar için para ihtiyacı olacak. Hani okulun ihtiyaçları olacak. Geçimlerini sağlayabilecekleri kadar bir miktar para bırakılacak. Evet. Gerisine aynen devlet öyle el koyacak. Aynen öyle. Peki mal varlığınız nedir sorularını bile Dilan bilmiyorum diye karşılık veriyor. Engin de galiba onlar, o da bilmiyor. Engin, sen baktığın zaman saydın mı? Bayağı vardı. Yani sadece Dilan Polat'ın üzerinde yanılmıyorsam 29 mülk vardı. Sadece bu mülk dediğimiz de hani tarlalar, hani tarlalar çok önemsizdi. Yani kaç tane evden bahsediyor, işte dubleks ev diyor. Yani baktığın zaman hani o evlerin hani şu anki değeri, yani bir evin değeri hani nereden bakarsanız Bodrum'dakileri geçiyorum. Bodrum'daki fiyatları siz benden hani daha iyi biliyorsun ama ben hani buradakileri istiyorum. En az hani 30-40 milyon liradan bahsediyoruz. En az öyle evlerden. Peki Engin Polat'ın üstünde? Engin Polat'ın da aynı şekilde. Onun da şimdi ayrı ayrı bir kısım yapmışlar, bir kısmında ortak olanları var. Yani bir kısmı Dilan Polat'ın görünüyor, bir kısmı Engin Polat'ın görünüyor, bir kısmı da o Milpay yanımsın otomotiv şirketin üzerine, gayrimenkul şirketin üzerine görünen hani mülkler var. Hani bu mülklerin de sadece bunların üzerine topladığımız zaman bayağı bir servet elde ediyorsunuz yani. Devlet açısından söylüyorum, hazineye kalacak para anlamında söylüyorum. Peki gazeteci Zülfikar Ali Aydın diyor ki Polat çifti yaklaşık 50 milyar dolar para akladı. İzleyelim görüntüyü, üzerine konuşalım.
Evet. Sen bir şey söylüyordun. Evet, bu nasıl bir rakam? 50 milyar dolar. Şimdi 50 milyar dolar falan, bunları, bu rakamlar hani şu an söylemek biraz erken. Masak raporu. Çünkü her geçen gün rakam artıyor. Her geçen gün rakam artıyor. Yani 50 milyar dolar para değil. Bir tahmin bu zaten. 50 milyar dolar pardon, para değil. Pardon, çok özür dilerim. 50 milyar dolar diyor. Dolar. 50 milyar dolar olamaz. Yani şu an burada bir yanlışlık var. Para değil deyince nasıl hayır. Ben çok özür dilerim. Ben 50 milyar. 50 milyon sandım. Evet, 50 milyon olarak sandım. 50 hani milyar böyle dolar olamaz. Türkiye'de, hayır olamaz. Yani Türkiye'de, Türkiye üzerinden yasa dışı bahisten dönen paranın tahmini olarak raporlardaki geçen rakamı 20 milyar euro. Yani Türkiye üzerinden geçen para için söylüyoruz. Yani 20 milyar eurodan bahsediyoruz. 50 milyar euro. Pardon, dolar çok. Yani çok ciddi bir rakam. Çok yani. Acayip. Yani dosyanın hiçbir tarafında böyle bir rakam böyle yok. Böyle bir rakam yok. Peki böyle sen biraz evvel bir şey söyledin. Ben operasyon nasıl başladı? Esas o çok ilginç dedin. Benim için çok ilginçti. Yani o da şöyle. Dün YouTube yayınında bahsetmiştim ondan. 2 Haziran'da Polat çifti evlerinde bir doğum günü partisi veriyor. 2 Haziran'da. 2 Haziran'da. Tabii doğum gününe çoğu insanı davet ettikleri için sitede araba park edecek yer kalmıyor. O esnada başka bir komşuları da her zaman kendi park alana park edecek, arabasını park edemiyor. Doğal olarak yola bırakıyor. İlerleyen saatlerde Polat ailesinin evindeki çocuklardan biri rahatsızlanıyor. Apar topar hastaneye götürmek istiyorlar. Fakat komşuların arabası yüzünden o araba çıkmakta zorlanıyor. Hemen diyorlar ki hani komşu çağırıyorlar, arabayı çeker misiniz diye. Arabayı komşuları geliyor, oradan hani çekiyor. Ama o esnada, burası tamamen mağdurların ifadesi çerçevesinde söylüyorum. Hatta direkt okuyayım yani. Evet. Bir saniye. İlginç bir ayrıntı, ilk kez söylüyorsun. 02.06.2023 tarihinde ailecek ikamet etmiş olduğumuz siteye geldik. Eşim aracı her zaman park ettiği yere park etmek istiyordu. Yolumuz üzerine başka araçlar park ettiği için kendi park yerimize ulaşamadık. Biz de araçların arkasına park ettik ve evimize gittik. Bir süre sonra park ettiğimiz yerden aracın çekilmesini istediler. Eşim aracı çekmek için dışarı çıkıp gitti. Biz de evde kızımla birlikte kalmaktaydık. Engin Polat bağırarak geldi. Evimizin dış kapısına tekme atarak içeri girdi. Eşime küfürleri okumayacağım. Küfür ettiğini söyleyerek geberteceğim onu diye yüksek sesle bağırınca ben de 2017 doğumlu kızım çok korktuk. Engin Polat içeri girdikten sonra daha önceden hiç tanımadığımız fakat şahısların evini ara ara çalıştığını gördüğüm Türkmen veya Özbek bir kadın Engin'in arkasından girdi. Başka birkaç erkek kadın, karışık bir grup daha vardı. Onlar da Engin Polat'ın peşinden girdiler. Çok kısa bir süre sonra Engin'in eşi Dilan Polat da içeri girdi. Dilan Polat da küfür ederek, yine küfürleri söylemiyorum. Bu sırada aramızda çok az bir mesafe vardı. Dilan ve Engin benim bizzat şahsımı, beni kastederek küfür etmediler diyor. Sadece ortaya öldüreceğiz diye söyledi diyor. Hatta Engin eşimi salonda göremeyince üst kata çıkmak istedi. Engin'in kolundan tutarak çıkmasına izin vermedim. Arkadaki şahıslardan birisi seslendi. Eşimin evde olmadığını, dışarıda olduğunu söyleyince evden çıkıp gittiler. Buraya kadar bu. Evden çıkıp gidiyor ve sonrasında da hani dışarıda kavga ediyorlar. Buradaki hanımefendinin eşini darp ediyorlar. O kişide hani kaşı açılı kalıcı bir iz oluyor. Üç kişi tarafından bir görüntülere göre söylüyorum. Saldırı söz konusu. Evet. Sonrasında da kişi rapor alıp şikayetçi oluyor. Bu şikayet üzerine hemen şunu söyleyeyim. Karşılıklı olarak her iki tarafta birbirinden şikayetçi. Engin Polat dövmedim diyor. Dilan Polat ben öyle kimseyi tehdit etmedim diyor. Aksine diyor bana diyor küfür edildi diye söylüyor. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi. Şimdi buraya kadarki normal bir komşu kavgası diyelim. Çok önemsemiyorum. İşi ilginç kısmı hani buraya geliyor. Doğal olarak şikayetçi olduğu için hani mağdur taraf. Hani savcı da diyor ki savcılıkta bu kişinin de ifadelerini alın diyor. Yani çünkü yargının ilerlemesi gerekiyor. Dilan ve Engin Polat gitmiyor ifade vermeye. Bir, iki, üç. En sonunda savcı tekrar yazı yazıyor. İvedilikle diyor, ifade alınması diyor. Eğer ifade alınmazsa diyor polis zoruyla diyor. Geleceksin. Getireceğiz diyor. Bir cumartesi günü savcı bey izinli kendisi bir telefon çalıyor. Tanımadığı bir numara açıyor. Dilan Polat ben diyor. Beni diyor, ifade çağırmışsınız diyor. Ben diyor biraz diyor yoğunum. İşlerim bittiği zaman diyor gelirim. Yani ucu açık. İşlerim bittiği zaman diyor gelirim diyor. Sen kimsin diyor. Dilan Polat ben diyor.
Sen diyor benim numaramı nereden buldun? Sen beni nasıl ararsın? Hani şimdi böyle bir şeyle karşılaşmadığı tabii için yani bir güç seyirlenmesi var. Hani ben hani herkesi ararım. Sadece sen beni nasıl ararsın diyor. Sen beni hangi cüretle ararsın diyor. Sen diyor hangi kişiden diyor benim numaramı buldun diyor. Bir an önce diyor geleceksin, seni devlet çağırıyor diyor. Sen işin var diyorsun diyor. Senin işin diyor devletin yanına gelmek diyor. Devlet seni, yargı seni çağırıyorsa sen oraya geleceksin diyor. Şimdi bu dediğim savcı da sosyal medyayı falan kullanmayan bir savcı. Hiç sosyal medyada alakası olmayan Tokatlı tam bir hani devlet adabıyla Anadolu kültürüyle hani büyümüş bir savcıdan bahsediyoruz. Sonrasında tabii ki hani geliyor yani para aklama anlamındadır. O büroya diyor ki bu kişilerin diyor takip edilmesi, araştırılması diyor. O esnada orada dosya dururken bir tanık daha geliyor aradan 3-4 gün sonrasında. Ama tanığın elinde bir belge yok, hiçbir belge yok. Olmadığı için de normal koşullar işlem yapamazlar. Ama savcı yazıyı gönderdiği için hani oraya aklama yürüsü o dosyanın içine konuyor. Aradan kısa bir zaman geçiyor. İşte Masak'ta bir araştırma yapınca Masak'ta sistemden bir bakıyor aklama bürosu. Bir soruşturma başlatmış Dilan Polatlar'la, Engin Polatlar'la ilgili. O zaman diyor ki hemen o aklama bürosuna bu raporu gönderelim diyor. Rapor oraya geliyor. Yani bir cumartesi günü savcının telefonunu araması, savcıyla hani nasıl söyleyeyim, yargının ayağına gitmemesi, gitmediğinde, hani yargıyı önemsemediği bir yani yerde bu soruşturmanın temeller atılmış oluyor. Bir cumartesi şuradan vurgulayacağım. Bir cumartesi günü de gelmek istemediği adliyeye elleri kelepçeli geldi ve cezaevine gitti. İnanılır. Bakın şimdi, her şey 2 Haziran'da doğum günü partisiyle şimdi başlıyor. Yani şimdi, sakın da yok ikinci sayfa programına katıldı, her iki, şey öyle başladı falan değil. Hayır, 2 Haziran'da başlamış her şey. Evet Emrullah. Şimdi bu önemli çünkü burada karşınıza kişi bir savcı. Hani evet, savcıya savcı, telefonla ben telefonla aranır mı gelemiyorum. Şimdi ben gelemiyorum. Merkezi işlerim çok. Benim yoğun. Ben gelemiyorum demek. Yargı diyor ki ben seni çağırıyorsam diyor. Geleceksin. Hani o yüzden hani böyle baktığımız zaman bir güç zehirlenmesinin içindelermiş. Evet. Evet aynen. Evet tabii. Güç zehirlenmesinin kaftanda içerisinde bilmiyorlar, hiçbir şeyi bilmiyorlar. Bu arada ne ben hukuk anlamında bu arada, ne ticaret bu arada, anlamında. Ben mağdur aileyle de hani onları da tebrik ediyorum. Hiç dosyalarından vazgeçmediler. Evet, onlar da mağdur şey, şüpheli pozisyondalar. Hani müşteki olarak da hani dosyadalar. Hiç böyle vazgeçmediler. Avukatları da hani adım adım bu işin hiç böyle peşini bırakmadılar. Hala da bırak. Evet. O gün hani o kavgadan beri hiç böyle bu dosyanın peşini bırakmadılar. Adım adım her şeyi araştırdılar, ettiler. Ne oldu, ne bitti? Hani karşı taraf avukatları da mağdur hani kişiler de gerekli cezaları, kendi dosyalarında gerekli cezaları alması için hiç böyle boşluk bırakmadan bütün delillerini topladıklarını da belirtelim. Onları da takdir ediyorum. Yüce Türk adaletine güveniyoruz ama bir de şurada parantez açalım. İlahi adalet denilen de bir şey var. Bak hiçbir şey daha ortada yokken 2 Haziran Cumartesi, 2 Haziran 2023 Cumartesi bir öğleden sonraki normal bir doğum günü partisindeki ufacık bir kavganın büyümesiyle dosyalar birleşiyor ve bu noktaya ve bir geliniyor. Telefon görüşmesi. Ve bir telefon görüşmesi. Sen savcıyı, alo ben Dilan, güzellik işlerim çok yoğun, nasıl ararsın? Hani ben zaten gelemiyorum demek. Evet. Hani bir yer hani geleceğim. Sanki bir çalışanını aramış gibi. Hani yargı çağırıyor. Şimdi demek istediğimiz bu. Elin yani zaten edeceksin. Zaten hani muhtemelen savcının kızı diyorum işte devlet adabıyla büyümüş sonuçta yıllardır yok, yok, hani yok. Hani savcılık hani yapıyor. Ya seni savcı çağırıyor. Makam çağırıyor. O makama gelmiyorsunuz. Ve böyle bir şey olamaz. Yine aylar sonra, birkaç ay sonra cumartesi. Yine bir cumartesi günü ellerinde kelepçelerle böyle görüntüleniyor. Gidiyorsun. Emrullah çok teşekkür ediyoruz. Çok verdiğin bilgiler için de YouTube'dan da seni takip etmeye devam sıkı edeceğiz. Seni magazin turuyla uğurlayalım. İzleyelim bakalım neler olmuş neler bitmiş.